Ben Domuz Peppa. Bu küçük kardeşim George. Bu anne domuz. Ve bu da baba domuz. Domuz Peppa. Teddy'nin oyun grubu. Peppa'nın oyun grubunun eve gitme vakti. Baba, Teddy oyun grubu bizde kalacak. Kim? Teddy oyun grubu okulumuzun maskotu. Onu eve götürme sırası Peppa'da. Pijaması, fotoğraf albümü ve diş fırçası var. Hepsi bavulunda hayatım. Anladım. Peppa, baba domuz ve Teddy oyun grubu eve geldi. Anne domuz, bu gece çok özel bir misafirimiz var. Öyle mi? Kimmiş o? Teddy oyun grubu. Pijaması, fotoğraf albümü ve diş fırçası var. Fotoğraf albümü niçin? Eğlenceli şeyler yaparken fotoğraflarını çekiyoruz. Aa. Arkadaşlarım Teddy oyun grubunu dünyanın her yerine götürüyor. Londra, Paris, Mısır. Aa, Teddy oyun grubunun çok eğlenceli bir hayatı varmış. Umarım bizimle de çok eğlenir. Peppa ve George'un yatma zamanı. Çocuklar, bu Teddy oyun grubu. Merhaba. O bizim özel misafirimiz ve ona yer açmanız gerekiyor. Ve bu da Bay Dinozor. O maalesef pek konuşamıyor. Hadi Teddy oyun grubunun albümü için fotoğraf çekelim. Peynir de bakayım. Peynir. Baba, Teddy oyun grubunun yarın çok eğlenceli vakit geçirmesi gerekiyor. Kuzey Kutbu'na gitsek olur mu? Süpermarkete gitmeye ne dersin? Evet. Teddy oyun grubunun daha önce alışveriş yaptığını hiç sanmıyorum. Sabah oldu. Peppa Teddy oyun grubunu süpermarkete götürüyor. Bu markette her şey satılıyor. Portakal, elma, muz. Bu çok ilginçmiş. Burası yiyeceklerin ücretinin ödendiği kasa. George fotoğraf çekmek istiyor. Tamam George. Peynir. Peynir. Bu kadar fotoğraf yeter George. Teddy oyun grubu nerede? Teddy oyun grubu kayboldu. Baba, Teddy oyun grubunu kaybettin. Merak etme Peppa, eminim onu buluruz. Merhaba, gününüz nasıl geçti? Babam Teddy oyun grubunu kaybetti. Olamaz. Ama onu bulmak için bir planım var. Teddy oyun grubunu nasıl bulacağız babacığım? Önce çektiğimiz fotoğrafların çıktısını alacağız. Anne domuz alışveriş poşetlerini boşaltıyor. Nereye gidiyorsunuz? Teddy oyun grubunun fotoğraflarını ağaçlara asacağız. Aa. Baba beni bekle. Neden ağaçlara fotoğraf asıyoruz babacığım? İnsanlar Teddy oyun grubunun fotoğrafını görünce kaybolduğunu anlayıp onu bulmamıza yardım edecekler. Bu Teddy benim yatağımdayken. Bu Teddy mutfaktayken. Bunlar da George'un süpermarkette çektiği fotoğraflar. Aa, Teddy oyun grubu. Nerede olduğunu biliyorum. Ah, merhaba. Anne, Teddy oyun grubu nerede biliyoruz? Evet, alışveriş poşetinde makarna ve domateslerin yanındaydı. Peppa sınıfına Teddy oyun grubunun fotoğraf albümünü gösteriyor. Teddy oyun grubu bizimle heyecanlı bir macera geçiremez diye endişeleniyordum. Ama neyse ki babam onu süpermarkette kaybetti. Ama sonra onu alışveriş poşetinde bulduk. Çok heyecanlı bir maceraymış. Evet, öyleydi. Korsan Adası. Büyük baba domuz bugün Peppa ve arkadaşlarını teknesiyle dolaştırıyor. Herkes tekneye bindi mi? Evet, kaptan büyük baba.
Tam yol ileri. Görüşürüz. Görüşürüz. Peppa ve bütün arkadaşları can yeleklerini giyiyorlar. George, sen benim korsan şapkamı takabilirsin. Bugün biz Korsan Adası'na gidiyoruz. Şansımız yaver giderse gömülü bir hazine buluruz. Korsan Adası harika bir yere benziyor. Kara gözüktü. İşte geldik. Korsan Adası. O nedir? Bu metal bir dedektör çocuklar. Hazineyi bulmamızda kolaylık sağlar. Büyük baba domuz metal dedektörüyle gömülü hazine arıyor. Aha! Metal dedektörü bir şey buldu. Hadi kazalım çocuklar. Bir paraya benziyor. Hazine! Yaşasın! Hadi biraz daha bulalım. Aha! Bir şey daha bulduk. Büyük bir şeye benziyor. Aman tanrım! Bu hazine parçası çok ağırmış. Hay aksi! Bu gömülü hazine değil. Paslı eski bir alışveriş arabası. Bu kadar hazine avı yeter. Kim büyük bir kumdan kale yapmak ister? Ne harika bir fikir büyük anne domuz. Ben tekniği bir kontrol edeyim. Büyük anne domuz çocukların büyük bir kumdan kale yapmasına yardım edecek. Büyük baba domuz da önemli tekne işleri yapıyor. Bu çok güzel. Belki gözlerimi birazcık kaparım. Hiç de fena olmaz. Büyük anne domuz ve çocuklar büyük bir kumdan kale yapıyorlar. Çok fazla kuma ihtiyaçları var. Kalenin burçlarını kovalarla yapıyorlar. Ne harika bir kale. Eve gitme vakti. Tekne nereye gitti? Bak büyük anne. Olamaz. Büyük baba domuz uyuyakalmış ve tekne sürükleniyor. Büyük babayı uyandırmamız gerek. Olabildiğince yüksek sesle bağırın. Büyük baba domuz uyan! Uyan! Olamaz. Büyük baba domuz hala uyuyor. Büyük baba bizi duyamayacak kadar uzakta. Korsan Adası'nda mahsur kaldı. Kazazede oldum. Ne yazık ki 100 yıl burada kalacağız. Yabani meyve ve böğürtlen yemek zorunda kalacağız. Ve böceklerle salyangozları yemek zorunda kalacağız. Aileler çocuklarını karşılamaya geldi. Neredeyim ben? Merhaba. Herkese merhaba. İyi vakit geçirdiniz mi? Evet. Aslında geride bir şey unuttum ben. Hemen dönerim. Bakın. İşte büyük babam. Kurtuldum. Yaşasın. Tekneme hoş geldiniz canlarım. Yaramaz büyük baba domuz. Bizi bırakıp gittin sandık. Affedersin büyük anne domuz. Gelecek sefer uyuyakalmayacağıma söz veriyorum. Hoşça kal Korsan Adası. Yakında görüşürüz. Korsan Adası'nı çok sevdim. Tekrar gelebilir miyiz? Oho, tabii ki geliriz Peppa. Yaşasın. Büyük babanın gübre yığını. Baba domuz öğle yemeği için sebze çorbası yapıyor. Yardım edebilir miyim babacığım? Teşekkür ederim Peppa. Bütün sebze kabuklarını toplar mısın? Tamam. Dur Peppa. Sebze kabukları normal çöp kutusuna atılmaz. Bu kahverengi kutuya atılır. Muz. Evet öyle George. Muz kabuğu, soğan, havuç, her türlü sebze ve meyve atığı var burada. Büyük baba ve büyük annenizin hoşuna gidecek. Büyük anne domuz ve büyük baba domuz patates kabuğu
Hayır Peppa. Bunlar büyük babanın bahçesi için. Bitkilerin büyümesine yardımcı olur. Yemekten sonra götürürüz bunları. Güzel. Anne domuz, Peppa ve George sebze kabuklarını büyük anne ve büyük baba domuzun evine götürüyor. Geldik. Yaşasın. Yaşasın. Büyük baba domuz. Baba domuz. Size özel bir hediye getirdik. Sebze kabukları. Harika. Bahçem bunlara bayılacak. Bahçen sebze mi yiyor senin? Hayır Peppa. Bu kabuklar benim organik gübrem içindir. O nedir? Gel göstereyim. İşte bu. Bu ahşap bir kutu. Evet Peppa. Ama çok zeki bir ahşap kutu bu. Bu kabukları üst üste koyuyorum ve alttan çok güzel, çok faydalı bir gübre çıkıyor. Bunu nasıl yapıyor? Yoksa bu sihirli bir kutu mu? Hayır Peppa. Buna yardımcı olacak küçücük dostlarım var benim. Nerede? Burada. Bak. Kıvrık kurçuklar. Kıvıl kıvıl. Kurtçuklar sebze ve meyveleri gübreye çeviriyor. Büyük baba, organik gübren için kıvrık kurtçuklar bulabilir miyiz acaba? Ne güzel bir fikir. Hadi gel George, biraz daha kıvrık kurtçuk bulalım. Kıvrık bir kurtçuk. Kıvıl kıvıl. Kıvrık kurtçuk, kıvrık kurtçuk. Nasılsın? Seni seviyorum. Kıvrık kurtçuk. Aferin size. Şimdi uslu ol ve hepsini organik gübreye dönüştür. Daha sonra o gübreyi alıp... Biliyorum, biliyorum. Yere tohum ekiyorsun, üstünü gübreyle kapatıyorsun ve ağaca dönüşüyor. Evet Peppa. Ağaç demişken gidip büyük anne domuza yardım etsek ne iyi olur. Meyve bahçesinden meyve topluyor şimdi. Meyve bahçesi nedir? Meyve ağaçları olan yer. Bu bahçe benim küçüklüğümden beri var. Merhaba büyük anne domuz. Büyük anne domuz. Elma toplamama yardım mı edeceksiniz? Evet büyük anne. Bu elmalar çok yüksekti. Merak etme Peppa. Büyük anne ve büyük babanın elma toplamak için iyi bir yöntemi var. Herkes ağaca yaslansın. Üç deyince ağacı bütün gücünüzle sallayın. Bir, iki, üç. Elma yağıyor. Büyük anne, elma yiyebilir miyiz lütfen? Tabii ki Peppa. Bu nefismiş. Elma çekirdeklerini ne yaptığımızı tahmin edin bakalım. Kıvıl kıvıl. Aynen öyle. Elma çekirdekleri de kurtçukların gübre karışımına gidiyor. Aferin George. Kıvrık kurtçuklara da aferin. Spor günü. Bugün okulda spor günü. Peppa ve bütün arkadaşları geldi. Önce koşu yapacağız. Bütün çocuklar olabildiğince hızlı koşmalı. Bence ben kazanacağım. Çok hızlı koşabiliyorum. Ben senden daha hızlıyım. Tamam. Hazır. Başla. Ben saatte 150 kilometre koşabilirim. Ben saatte 150 milyon kilometre koşabilirim. Peppa, Suzy, konuşmayı bırakın da koşun artık. Tavşan Rebecca önde gidiyor. Olamaz. Peppa ve Suzy en arkadalar. Hadi Peppa. Hadi Rebecca. Ne? Tavşan Rebecca kazanıyor. Peppa ve Suzy sonuncu oluyor. Yarışı kazanan Tavşan Rebecca. Teşekkür ederim. Eğer beni konuşturmasaydın ben kazanırdım Suzy. Dur bakalım Peppa. Unutma,
Önemli olan kazanmak değil, yarışmaktır. Evet baba. Sonraki etkinlik uzun atlama. George ve Richard daha uzağa atlamaya çalışacak. George, olabildiğince hızlı koşup uzağa atlamaya çalış, tamam mı? George, evet. Hazır ol, başla. George olabildiğince uzağa atladı. Şimdi de sıra tavşan Richard'da. Eğer Richard koşmazsa o kadar uzağa atlayamaz. Tavşan Richard, tamam, hazır ol, başla. Tavşan Richard, George'dan uzağa atladı. Ve kazanan tavşan Richard. Yaşasın! George, unutma, önemli olan kazanmak değil, yarışmaktır. Sırada bayrak yarışı var. Her çocuğun yarışacak bir ebeveyn seçmesi gerek. Peppa, beni seç, beni seç. Ama baba, sen çok hızlı koşamıyorsun ki. Küçük bir domuzcukken çok hızlı koşardım. Ama artık koca bir göbeğim var. Ama hala parmaklarıma değebiliyorum. Neredeyse. Tamam baba. Ama unutma, çok hızlı koşman gerek. Yarışın ilk kısmında anneler ve babalar koşup çubukları çocuklara devredecekler. Anneler ve babalar, pekala, hazır, başla. Baba domuz önce. Hadi baba, hadi koş, hadi. Teşekkür ederim baba. Çok iyi koştun. Şimdi çubuğu alıp koşma Peppa, sırası... konuşmayı kes de koşmaya başla. Ve kazanan Fil Emily. Yaşasın. Aa, baba, ben hiç ödül kazanamadım. Üzülme Peppa, bir yarış daha var. Ve şimdi günün son yarışı. Halat çekme yarışı. Kızlar erkeklere karşı. Ben başla deyince halatı bütün gücünüzle çekeceksiniz. Kızlar kazanacak. Hayır, erkekler kazanacak. Evet, hazır ol. Başla. Hadi oğlanlar. Hadi çekin. Hadi kızlar. Hadi çekin. Çekiyorum. Herkes çok sert çektiği için ip koptu. Sonuç berabere. İki takım da kazandı. Yaşasın! Okulun spor günlerini çok seviyorum. Özellikle de ödül kazandığım zaman. Kaya gölekleri. Peppa ve George, büyük anne ve büyük baba domuzla deniz kıyısına gidiyor. Peppa ve George deniz kıyısını çok seviyor. Aa, kumlar nereye gitmiş? Bu sahilde kum yok Peppa. Kum yok mu? Ama kumdan kale yapmak istiyorduk biz. Peppa ve George kumdan kale yapmaya bayılıyor. Hadi ama George, ağlama. Bu taşlı sahilde bir sürü heyecan verici şey var. Ne gibi mesela? Dalgalar üzerinde geldiği zaman kayalar arasında küçük göletler oluşturuyor. Bunlara kaya göleti deniyor. Ve her kaya göletinde denizden geriye kalan özel bir şey bulunur. Oo, parlayan bir şey görebiliyorum. Bu bir para. Vay canına. Belki bir korsan hazinesidir, değil mi? Hadi bulduğumuz şeylerden koleksiyon yapalım. Evet. Onları George'un kovasına koyarız. Bu gölette bizi ne bekliyor acaba? Ama bunda özel bir şey yok. Her zaman bir şey vardır Peppa. İyi baksana. Evet, bir şey var.
Evet, bu bir yengeç. Yengeç büyük baba domuzun parmağını kıstırdı. Yaramaz Bay Yengeç. Bak George, Bay Yengeç yan yan yürüyor. George yengeç taklidi yapıyor. Peppa da yengeç olmak istiyor. Biz yaramaz yengeçleriz. Çıt çıt çıt. Çıt çıt çıt. İmdat! İki yaramaz yengeç beni kıstırmaya çalışıyor. Çıt çıt çıt. Biz kötü yengeçleriz. Çıt çıt çıt. Siz ikidi kötü yengeçler. Küçük kaya göletinize geri dönün. Evet. Hadi başka kaya göletlerine bakalım. Ne görüyorsun? Bir deniz kabuğu. İçinden deniz sesi geliyor mu? Ne demek istiyorsun ki? Kabuğu kulağına dayarsan deniz sesini duyabilirsin. Vay canına. Denizi duyabiliyorum. Deniz kabuğumu çok sevdim. George, sen de deniz kabuğu bulabilir misin? Kabuk. O deniz kabuğu değil ki. Peppa haklı. O deniz kabuğu değil. George bir fosil buldu. Fosil nedir babacığım? Fosil, uzun zaman önce dinozorlar zamanında yaşayan bir hayvanın kalıntılarıdır. Dinosaur. Kaya göletleri çok eğlenceli. Evet, bizim için eğlenceliler. Ama bu küçük balık için değil. Balık mı? Nerede? Oo. Zavallı küçük balık burada sıkışmış. Küçük balık bana denize dönmek istediğini söylüyor. Belki kovanı kullanıp onu kurtarabilirsin. Evet. Peppa küçük balığı kovasıyla kurtarıyor. Merak etme bayan balık. Az sonra arkadaşlarının yanına döneceksin. Güle güle bayan balık. Güye güye. Kaya göletlerine bayıldım. Bay Patates geliyor. Yukarı aşağı. Peppa ve ailesi aşağı, televizyonda yukarı, Bay Patates'i yukarı, izliyor. Aşağı, yukarı aşağı. Yukarı, formda aşağı, kalmakla ilgili yukarı, programları aşağı, izlemeye bayılıyorum. Yukarı, aşağı. Şimdi sıra bana yolladığınız bazı güzel resimlerde. Bu bir elma. Unutmayın, meyve ve sebze yemek formda kalmanıza yardım eder. Ben çok sebze ve meyve yerim. Egzersiz de çok önemlidir. Bugün beni şehirde yeni bir spor merkezi açılışında görebilirsiniz. Anne, Bay Patates'i görmeye gidebilir miyiz? Bir patates görmeye gitmek için çok uzun bir yol Peppa. Ama o sıradan bir patates değil. O Bay Patates. Onu görmeye gidebilir miyiz anne, lütfen? O peki. Yaşasın. Herkes yeni spor merkezi açılışında Bay Patates'i görmeye geldi. Bakın, işte Bay Patates. Bay Patates. Hayır, Peppa'ymış. Herkese merhaba. Merhaba Peppa. Suzy seni Bay Patates sanmıştı. Ama ben Bay Patates'e benzemiyorum ki. Hayır, sen çok daha büyüksün. Hayır, Bay Patates benden daha büyük. Hayır değil, o bir patates. Ve patateslerin boyu bu kadardı. İşte Bay Patates geliyor. Bay Patates şehre geldi. Lütfen hepimizin dostu Bay Patates'e hoş geldin diyelim. Yaşasın! Hey, ne büyük bir patates! Yaşasın! Bu spor merkezini açıyorum. Harika, hepimiz egzersiz yapmalı. Sebze ve meyve yemeliyiz arkadaşlar. Hangilerini yemeliyiz Bay Patates? Elma, portakal,
havuç, domates. Peki patates? Neden siz normal bir patates gibi küçük değilsiniz? Çünkü o normal bir patates değil. Onun bacakları var. Normal patateslerin bacakları olmaz. O süper patates. Biz her sabah programınızı izliyoruz. Çok güzel, harika. Ve bana resimlerinizi göndermeyi unutmayın. Peppa ve arkadaşları oyun grubundalar. Çocuklar, bugün Bay Patates için resim çizeceğiz, tamam mı? Yesin! Ben ananas çiziyorum. Ben havuç çiziyorum. Çok güzel. Sen ne çiziyorsun Emily? Bir bezelye. Çok güzel. Ya sen Pedro? Bir süper patates. Aa, anladım. George da harika bir domates çiziyor çocuklar. Peppa, sen hangi sebzeyi çizdin bakalım? Babamı televizyon izlerken çizdim. Ah, şahane. Şimdi resimleri zarfa koyup Bay Patates'e gönderelim. Olur mu? Ne dersiniz? Sabah oldu ve Bay Patates'in programının zamanı. Lütfen hepimizin dostu Bay Patates'e hoş geldin diyelim. Biz Bay Patates'e zarfın içinde resimlerimizi gönderdik. Peki zarfı aldın mı? Seni duyamaz baba. O televizyonda. Oo, evet tabii ki. İçi resimlerle dolu bir zarf aldım. Bu domates çok sulu görünüyor. Bu George'un resmi bakın. Aferin sana George. Ama en çok domuz Peppa'dan gelen resmi sevdim. Vay canına, bu benim çizdiğim resim. Baba domuzu televizyon izlerken çizmiş. Anlaşılan baba domuzun biraz egzersize ihtiyacı var. Hı? Ne? Hadi baba domuz biraz hoplayıp zıplayalım. Oo, pekala. Yukarı aşağı. Yukarı aşağı. Baba domuz hoplayıp zıplamayı seviyor. Herkes hoplayıp zıplamayı seviyor. Göz değişti. Peppa ve George Pony Pedro ile oynuyor. Çamur birikintilerinde zıplıyorlar. Pedro kaydı ve gözlüğünü kaybetti. Gözlüğüm nereye gitti? Pedro gözlüğü olmadan iyi göremiyor. George Pedro'nun gözlüğünü buldu. Şapşal George. Al bakalım. Teşekkür ederim. Pedro, neden gözlük takıyorsun sen? Takmam gerek. Göz doktoru öyle dedi. Göz doktoru nedir? Babam göz doktoru. Gözlerin iyi görüyor mu diye bakıyor. Nasıl? Kafanın içine mi bakıyor? Göz testi var. Sana göz testi yapayım mı? Evet, evet. Bana bir göz testi yap. Tamam. İlginç. Bir gözünü kapat ve ne gördüğünü söyle. Şeyi görüyorum. George'u. Şimdi ikisini de kapat bakalım. Şimdi hiçbir şey göremiyorum. Bir şey göremiyorsun. Çok çok ilginç. Bence gözlük takman gerek. Aa, öyle mi? Evet. Pedro, eve gitme vakti. Güle güle Pedro. Hoşça kalın. Anne, benim gözlük takmam gerekiyor. Ne? Pedro bana göz testi yaptı. Gözlük takmam gerekiyor. Gözlerinin iyi olduğundan eminim. Hayır anne. Gözlerimi kapattığım zaman hiçbir şey göremiyorum. Ama gözleri kapalıyken hiç kimse bir şey göremez ki. Aa. Bu gözlük takmak da nereden çıktı? Pedro gözlüklerden iyi anlıyor. Babası göz doktoruymuş. Peki Peppa. Seni göz doktoruna götürelim de düzgün bir göz testi yapsın. Hadi gidelim. George. Sen de göz testi ister misin? Hayır. Peppa göz doktoruna gidiyor. Ne? Göz doktoru Bay Pony. Merhaba Peppa. Lütfen otur.
Şimdi nasıl yardımcı olabilirim? Bir göz testi istiyorum lütfen. Tabii ki. Bu özel gözlüğü takıp şu tabloya bak. Bay Pony Peppa'nın gözlerini test edecek. Bu harfleri benim için okur musun lütfen? Peki. A, B, C, D, E, F. Güzel. Şimdi de bu numaraları oku lütfen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çok güzel. Şimdi de bu renkleri söyle. Kırmızı, yeşil, turuncu, mavi, sarı, mor. Harika. Ben sonuçları kontrol ederken sen gözlük seçmek ister misin? Evet, lütfen. Bu gözlüğe ne dersin Peppa? Çok komik. Buldum. Peki ya bu? Çok büyük. Peki ya bu? Vay canına. Bunu çok beğendim anne. Evet Peppa. Harika oldun. Harika oldum. Haberler iyi. Peppa'nın gözleri mükemmel görünüyor. Aa, yani gözlüğe ihtiyacım yok mu? Hayır. Ama gözlük takmak istiyordum. Oo. Sanırım güneş gözlüğü takabilirsin. Evet. Güneş gözlüğü. Al bakalım. Harika. Umarım her gün güneşli olur. Böylece her zaman güneş gözlüğü takabilirim. Teddy'nin dışarıda geçen günü. Peppa ve ailesi bugün dışarı çıkıyor. Baba domuz piknik sepeti hazırladı. Peppa, George, eşyalarınız hazır mı? Evet, ben Teddy'yi alıyorum. Dinosaur. Oyuncaklarınızı alacaksanız onlara dikkat etmelisiniz. Peki anneciğim. Herkes hazır mı? Evet babamız. O zaman gidelim. Dinozor. George, Bay Dinozor'u evde unuttu. Aa George, Bay Dinozor'a daha çok dikkat etmelisin. Dinozor. Peki, başka bir şey unutmadığımızdan kesin emin miyiz? Evet baba domuz. Teddy! Teddy'yi unuttum. Teddy'yi nerede unuttun? Sanırım mutfak masasındaydı. Peppa, Teddy'ye daha çok dikkat etmelisin. Teddy! Hadi bakalım. Herkes hazır mı? Evet baba domuz. Hadi bakalım gidiyoruz. İşte burası piknik yeri. İşte geldik. Yaşasın. Ah, bu piknik yerini çok seviyorum. Çok sessiz ve huzurlu bir yer. Bu Zebra Zoe ve babası postacı Bay Zebra. Merhaba Bay Zebra. Posta mı getirdiniz? Bugün posta yok. İzin günümdeyim. Ney? Piknik yapacağız. Biz de öyle. Buldum. Neden hep beraber piknik yapmıyoruz? Evet. Ne harika bir piknik. George'la ben masadan kalkıp Zoe ile oynayabilir miyiz lütfen baba? Evet Peppa. Zoe, ben Teddy'yi getirdim. Ben de maymunumu getirdim. Oh, oh, oh. Dinosaur. Oyuncak bir piknik setim var. Hadi piknikçilik oynayalım. Aa, ördekler geldi. Ne zaman piknik yapsak ördekler geliyor. Hayali portakal suyumuz var. Ve burada hayali pastamız da var. Bu hayali pasta çok güzelmiş. Aa, olamaz. Ördeklerin hayali pasta istediğini hiç sanmıyorum. Peki, o zaman maymun, Bay Dinozor ve Teddy daha çok pasta yer. Harika. Oh, oh, oh. Maymun yediğim en güzel pasta bu diyor. Peppa, George, eve gitme vakti. Hoşça kal Zoe. Güle güle.
Herkes hazır mı? Evet baba domuz. Bizim için de eve gitme vakti Zoe. Peki baba. Fincanlar, tabaklar, maymun, Teddy. Hayır, sen burada olmamalıydın Teddy. Peppa Teddy'yi unuttu. Yine. Peppa ve ailesi eve geldi. Ah, bir günde bu kadar araba kullanmak yetti. Şimdi sadece rahatlayıp ayaklarımı uzatıp televizyon... Teddy'yi unuttum. Aa Peppa, şimdi baba domuzun piknik yerine kadar tekrar gitmesi gerekiyor. Evet, tabii ki. Bakın, bu Bay Postacı Zebra. Bugün senin izin günün sanıyordum Bay Zebra. İzin günüm ama Zoe'nin Bayan Domuz Peppa'ya özel bir teslimatı varmış. Al bakalım Peppa. Nedir o? Bu Teddy. Teddy'yi unutmuşsun. Biz de eve geri getirdik. Teşekkür ederim Zoe. Teddy kesinlikle heyecanlı bir gün geçirdi. Ama ona daha iyi bakman gerekir Peppa. Evet anne. Sen çok yaramazsın Teddy. Bir daha kaybolmayacağına söz vermelisin, tamam mı? Özür dilerim Peppa. Söz veriyorum. Tamam Pedro. Bir, iki, üç, dört. Pedro dörde kadar saydı. Aferin sana Pedro. Dörtten daha fazlasını sayabilecek olan var mı? Ben. Rebecca. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Rebecca yediye kadar saydı. Çok iyi Rebecca. Madam Gazel. Evet kendi. Annem ona kadar sayabiliyor. Vay canına. Evet. Yediden sonra sekiz, dokuz ve on gelir. Sekiz, dokuz, on. Çok iyi. Oyun zamanı. Tavşan Rebecca, Zebra Zoe, Koyun Suzy ve Peppa ip atlamayı seviyor. Kumu seviyorum. Deniz'i seviyorum. Suzy benimle ip atlamanı istiyorum. Pini seviyorum. Ponu seviyorum. Zoe'yi de atlasın istiyorum. Buldum. Hadi kim durmadan en çok atlayabilecek bakalım. Ben sayarım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Zoe kazandı. Yaşasın. 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 Ne? Pedro, sen de ip atlamak ister misin? Hayır, teşekkür ederim Peppa. Ben hula hoop çeviriyorum. Salla çevir, salla çevir, salla çevir, salla çevir. Hula hoop, hula hoop. Bir, iki, üç. Durmadan kaç kere çevirebilirsin? 1.000.000 kere. Vay canına, çok fazlaymış. Hadi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kere yaptın. Birazcık yoruldum. Kalanını da sonra yaparım. Sen hula hoop çevirebilir misin Emily? Kendi özel yöntemimle çevirebilirim. Phil Emily hula hoop'u hortumuyla çeviriyor. Yaşasın! Bence 100 kere falan çevirdi. George birdir bir oynamak istiyor. George birdir bir oynamayı seviyor. Birdir bir oynuyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Oyun zamanı bitti. Ona kadar sayabiliyoruz. Çok iyi. Ama saymak için oyun oynamamız lazım. Elbette. Richard, Edmund, ekstra uzun atlama ipini getirin hemen. Merhaba. Peppa ve George'u almaya geldim. Baba, erken gelmişsin. Oo. Sorun değil, oyunumuza katılabilirsiniz. Oo, pekala. Herkes hazır mı? Hazırız.
10'a kadar sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aa, yorulmuş gibisiniz baba domuz. Ben iyiyim. 100'e kadar bile atlayabilirim. İyi fikir baba domuz. 100'e kadar. Belki 20'ye kadar. Tamam, 20'ye kadar. 11, 12. Altın balık. Güneşli, güzel bir gün. Baba domuz arabasıyla işe gidiyor. Kahvaltı zamanı Goldie. Anne domuz, balık Goldie'yi besliyor. Anne, Goldie yemek yemiyor. Oh, belki kendini iyi hissetmiyordur. Veteriner doktor hamster'ı arayayım. Ben veteriner doktor hamster, buyurun. Merhaba doktor hamster. Balık Goldie yemek yemiyor. Ve mutsuz görünüyor. Oh, Goldie'yi hemen bana getirseniz çok iyi olur. Aa, arabayı babam almış. Veterinere nasıl gideceğiz? Otobüste gidebiliriz. Aa, güzel. Burası otobüs durağı. Tarife çizelgesine göre sonraki otobüs saat 10'da burada olacak. Şimdi saat kaç? Saat 10. Yaşasın! Kaç tane bilet? Bir anne, iki tane de küçük domuzcuk için. Bir de balık için lütfen. Balık ücretsiz binebilir. Sıkı tutunun. Bay Boğa otobüs bekliyor. Muuu! Müzik dükkanına bir bilet lütfen. Merhaba Bay Boğa. Goldie'yi veterinere götürüyoruz, bakın. Ah canım, hasta mı oldun sen Goldie? Konuşamaz ki. O bir balık. Tabii ki. Belki tubamı dinlemek hoşuna gidecektir. Sesi çok komikmiş. Bu yüzden tamir edilmesi için müzik dükkanına götürüyorum. Bayan Koyun, Bayan Kedi, Bay Zebra ve Madam Gazel otobüse bindi. Oho, süpermarkete 4 bilet lütfen. Merhaba Madam Gazel. Goldie'yi veterinere götürüyoruz, bakın. Oo, Goldie hasta mı? Sizi sevdi. Otobüsün tekerleri dönüyor, dönüyor, dönüyor. Otobüsün tekerleri dönüyor, bütün gün dönüyor. Süpermarket. Hoşçakalın. Müzik dükkanı. Hoşça kalın. Son durak veteriner. Veteriner hasta hayvanların iyileşmesine yardım ediyor. Oo, bu mutsuz küçük balık yemek yemiyor mu? Evet, bakın şimdi. Goldie yemi yedi. Aa, evdeyken yememişti ama. Belki de Goldie evde sıkılmıştır. İlginç yolculuk keyfini yerine getirmiştir. Aa. Çok sağlıklı ve mutlu bir balığınız var. Çok da güzel. Teşekkür ederiz Doktor Hamster. Anne domuz, Peppa ve George otobüsle eve dönüyor. Bay Boğa tamir edilmiş tubasıyla eve dönüyor. Yeni gibi oldu. Madam Gazel ve arkadaşları alışverişten eve dönüyor. Balık Goldie yine mutlu görünüyor. Evet, onu otobüs yolculuğu iyileştirdi. Fanustaki balık yüzüyor, yüzüyor, yüzüyor. Fanustaki balık yüzüyor, bütün gün yüzüyor. Merhaba, neredeydiniz? Goldie'yi veterinere götürdük. Şimdi çok daha iyi. Olamaz, Goldie öksürüyor. Galiba Goldie'yi yarın yine veterinere götürmemiz gerek. Ha, ben sizi arabayla götürürüm. Hayır baba, otobüsle gitmek istiyoruz. Çok eğlenceli. Tamam, o zaman otobüsle gideriz. Yaşasın!
Herkes otobüse binmeyi seviyor. Özellikle de balık Goldie. Luna Park. Bugün Peppa ve ailesi Luna Park'a geldi. Luna Park'a bayılıyorum. Kaydırak, kaydırak. George spiral kaydırağa binmek istiyor. Tamam, sonra görüşürüz. Sonra görüşürüz. Hadi gelin, ördeği yakalayın ve dev oyuncak ayı kazanın. Anne, deneyebilir miyiz? Tamam. Bir pound lütfen. Bir pound mu? Ama iyi bir şey için. Dev oyuncak ayıyı kazan anne. Denerim Peppa ama o kadar kolay olduğunu sanmıyorum. Haklısın, hiç şansın yok. Ne? İmkansız bir şey. Bana sorarsan boşa para kaybı. Göreceğiz bakalım. Anne domuz kazandı. Yaşasın. Bu gerçekten inanılmaz. İşte dev ayın. Onun yerine küçük bir ayı istemez misin Peppa? Asla olmaz. Bak anne, kocaman bir ayı. Çok fazla büyük. Hayır, değil. George ve baba spiral kaydırak için sıra bekliyor. Bu biraz yüksekmiş George. Kaymak istediğine emin misin? Bir pound lütfen. Bir pound mu? Ama iyi bir şey için. Olamaz. Bu George için biraz fazla yüksek. Merak etme George. Ben de seninle geliyorum. Bir pound da lütfen. Oh. George artık yüksekten korkmuyor. Biraz yüksekmiş değil mi? Ben merdivenlerden ineceğim. Merdivenler çocuklarla dolu. İniş yolu burası baba domuz. Pekala. Gelin, buraya gelin. Hedefi vurun ve dev oyuncak ayıyı kazanın. Bunu kolayca yapabilirsin anne. Bir tane daha dev ayı kazanmak istemeyiz Peppa. Merak etmeyin, kazanmazsınız. Kadınlar bunu asla beceremez. Anlamadım, siz ne dediniz? Bu yetenek isteyen bir oyun. Ücreti ne kadar peki? Bir pound. Anne domuz kazandı. İnanılmaz, işte dev ayınız. Yaşasın. Ben de öyle bir ayı istiyorum anne, lütfen. Çok büyükler. Hayır, değiller. Baba domuz ve George dönme dolaba biniyor. Sıkı tutunun. Çok yüksekteyiz. Neyse ki bitti. Bir pound'a 5 kez dönüş. 5 kez dönüş mü? Olamaz. Gelin, gelin. Gücünüzü tokmak ve zille ölçün. Ne yapmamız gerekiyor? Bu tokmakla bu düğmeye vuracaksınız. Zil çalarsa ödülü kazanırsınız. Bir yetenek gerektirmiyor ama güçlü olmalısınız. Ben deneyeceğim. Bir pound. Şansın yokmuş. Ben güçlüyüm. Ben deneyeceğim. Herkes geri çekilsin bakayım. Dikkatli ol baba domuz. O kadar da formda değilsin. Evet baba domuz biraz fıçı gibi duruyor. Ne? Sadece baba domuz biraz göbekli diyordum, o kadar. Ver şu tokmağı bana. Aman tanrım, hiç böyle bir şey görmemiştim. Elimizdeki bütün dev ayıları kazandınız. Yaşasın. Anne, bu ayıları arkadaşlarıma verebilir miyiz acaba? Ne güzel bir fikir. Teşekkür ederim Peppa. Çok naziksin. Çok teşekkür ederiz. Kermes. Bugün yağmurlu bir gün ve okulun çatısında bir delik var. Çocuklar, bir kermes düzenleyeceğiz. Kazanacağımız parayla da çatıyı onaracağız. Yaşasın! Herkes kermes için satacak bir şey getirecek, tamam mı çocuklar? Ne getirmemiz
gerekecek? Kullanmadığınız eski bir oyuncağınızı getirebilirsiniz mesela. Aileler çocukları almak için geldi. Eve gitme vakti. Yarınki kermes için eski oyuncak getirmeyi sakın unutmayın. Peppa odasında kermese götüreceği oyuncağı seçiyor. Peppa, karar verdin mi? Sadece bir oyuncak seçmen gerek. Evet, ve bu yeni okul çatısına yardım edecek. Tamam, ben şeyi vereceğim. Bay Dinozor'u. Bay Dinozor, George'un en sevdiği oyuncağı. Peppa, Bay Dinozor'u veremezsin. Veremez miyim? Hayır. Hay aksi. Affedersin George. Dinozor. Neden eski kuklanı vermiyorsun? Peki. Şimdi sıra sende baba. Ne? Hepimiz kermes için bir şey vermeliyiz. Ben bu şapkayı, George da topunu veriyor. Peki babam ne verecek? Buldum televizyonu. Ya, televizyon olmasın. Hayır, o çok lazım. Buldum. Babamın kokuşmuş terlikleri. Hayır, çok kokuyorlar. Buldum. Babamın eski koltuğu. Ama o bir antika. Antika ne demek baba? Antika, çok eski ve değerli eşya demek. Ama onu hurdacıda bulmuştum baba domuz. Değersiz bir şey. Tamir ettiğimiz zaman çok para edecek. Bunu yıllardır söylüyorsun baba domuz. Buldum. Büyük anne domuzun bana verdiği bu güzel çorapları vereceğim. Güzel. Kermes satışı için eşyaları toplamaya geldim. İşte bunlar. Teşekkür ederim. Bu eski koltuğu da ister misiniz acaba? Aa, çok cömertsin. Hoşça kalın. Güle güle. Anne, babamın koltuğunu verdi. Şşt, ona söyleme. Farkına bile varmaz. Kermes günü geldi. Merhaba. Merhaba Bayan Tavşan. Peppa, bu koltuğa ne dersin? Biraz hurda ama kesip odun niyetine kullanabiliriz. Ama o bir antika. Öyle mi? Babam çok para edeceğini söylüyor. Öyle mi? Fiyatını artırsam iyi olur. Hoşçakalın. Herkese merhaba. Merhaba Peppa. Sen ne verdin Suzi? Ben hemşire kıyafetimi verdim. Ben papağan balonumu verdim. Ben oyuncak maymunumu verdim. Oh, oh, oh. Aa, kuklamı çok özleyeceğim. Bu kuklayı alabilir miyim lütfen? Ben de bu hemşire kıyafetini istiyorum. Papağan balonu lütfen. Anne, anne, bak neler aldık. O eski oyuncaklarınız. Onları özledim. Bakın ben ne aldım. Antika bir koltuk aldım. Ah baba domuz. O antika koltuk değil. Evet öyle. Bayan Tavşan öyle söyledi. Evdekine de uyuyor. Evet baba. Çünkü o... Şşşt Peppa. O senin eski koltuğun. Ne? Ama Bayan Tavşan bunun için çok para aldı benden. Evet. Haberler harika millet. Okul çatısı için gerekli olan parayı topladık. Yaşasın. Teşekkür ederim baba domuz. Ho, ho, ho. Rica ederim. Polly'nin tekne gezisi. Ve baba domuz Peppa ve George'u tekne gezisine götürüyor. Aa! Papağan Polly de gidiyor. Aa! Büyük baba domuz, cep telefonunu aldın mı? Evet büyük anne domuz. Sakın suya düşürme. Düşürmem büyük anne domuz. Telefon açık mı? Evet büyük anne domuz. Güle güle. Hoşçakal. İşte büyük baba köpek. Merhaba. Merhaba.
Denize çıkmak için güzel bir gün. Ben de gidecektim ama teknemi temizlemem lazım. O paslı tekneyi temizlemekle neden uğraşıyorsun ki? Hala yüzmesine bile şaşırdım kaldım. Bu paslı tekne senin eski teneke teknen nehrin dibine battıktan çok sonra bile yüzmeye devam edecek. Büyük baba köpek, büyük baba domuzun en iyi arkadaşı. Tam yol ileri. Güle güle. Bu teknenin kaptanı benim ve kaptan size bir şey yapmanızı söylerse mutlaka yapmanız gerekmektedir. Emredersin kaptan. Emredersin kaptan. Papağan Polly duyduğu her şeyi tekrar ediyor. George, bayrağı çek. George, bayrağı çek. Peppa, zili çal. Peppa, zili çal. Büyük baba, kaptan ben olabilir miyim lütfen? Tamam ama kaptan olarak bu şapkayı takmam gerekiyor. Şimdi Peppa kaptan oldu. Herkes sözünü dinlemek zorunda. Zili çal. Dümeni çevir. Emredersin kaptan Peppa. Hoplayıp zıplayın. Kaptan Peppa biraz otoriter. Artık yine ben kaptan olsam iyi olur. Bir yere çarpmak istemeyiz değil mi? Tekneyi kontrol etmek biraz zor olabilir. Neyse ki ben bu işte iyiyimdir. Olamaz. Büyük baba domuzun teknesi küçük bir adacığa çarptı. Büyük baba sıkıştık. Büyük anne domuzu arayacağım. O yardım gönderebilir. Büyük baba domuz telefonunu suya düşürdü. Ben büyük anne domuz. Alo? 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 Bir şekilde büyük annenize mesaj iletmeliyiz. Büyük annenize mesaj. Polly büyük annemin yanına uçabilir. İyi fikir Peppa. Polly'ye ne diyeceğini ben öğretebilirim. Büyük baba domuz diyor ki... Büyük baba domuz diyor ki... İmdat, imdat. İmdat, imdat. İşte gördünüz mü? Çocuk oyuncağı. Büyük baba domuz diyor ki çocuk oyuncağı. Seni şapşal ihtiyar kuş. Seni aptal ihtiyar kuş. Merhaba Polly, burada ne işin var? Büyük baba domuz diyor ki... Büyük baba domuz ne diyor? Seni şapşal ihtiyar kuş. İmdat! İmdat! Aman tanrım, büyük babanın yardıma ihtiyacı olmalı. Büyük baba köpek. Merhaba büyük anne domuz. Büyük baba domuzun yardıma ihtiyacı var. Lütfen onu kurtarır mısın? Bir zevkle madam. Yaşasın! Merhaba. Yardım lazım mı kaptan? Olabilir. Pasta eski teknemin seni kurtarmasını ister misin peki? Evet, lütfen büyük baba köpek. Şunu yakala kaptan. Emredersin kaptan. Büyük baba köpek, büyük baba domuzun en iyi arkadaşı. Büyük anne, Polly yardıma ihtiyacımız olduğunu söyledi mi? Evet, Polly çok zeki bir papağan. Ben zeki bir papağanım de. Ben zeki bir papağanım. İtfaiye arabası. Anne domuz itfaiyeci kıyafeti giydi. Anne, neden böyle giyindin ki? Annelerin itfaiye kamyonu çalışmasına gidiyorum. Çay içip sohbet etmek için güzel bir bahane sadece. Peki sen bugün ne yapacaksın baba domuz? Babalar futbol takımıyla ciddi ve önemli bir toplantım var. Yani bir sürü yetişkin adam futbol topuna vurup duracak. Ve barbekü de yapacağız. Bay Boğa, Bay Tavşan, Bay Pony ve Bay Zebra geldi. Muu! Baba domuz oynamaya geliyor mu? Hadi bakalım. Anne, biz de itfaiye kamyonunu görebilir miyiz? Evet. Oo, güzel. Bu Bayan Tavşan'ın itfaiye kamyonu. Merhaba Peppa ve George.
Gelin itfaiye kamyonuna bakın. Vay canına. İtfaiye kamyonu. Bu tırmanmak için bir merdiven. Su sıkmak için hortum ve çalmak için büyük bir zil var. Ding dong, ding dong. Şimdi kuleye çıkıp yangın var mı bir bakalım. Herkese merhaba. Merhaba Peppa. Merhaba George. Aa, kim güzel bir çay içip sohbet etmek ister? Çok iyi olur. Aa, bir telefon. Peppa. O itfaiye telefonu. Sadece yangın olduğu zaman kullanılabilir. Aa, yangın, yangın. İtfaiye istasyonu. Yangın nerede, yangın nerede? Anne domuzla konuşabilir miyim lütfen? Aa, baba domuzmuş. Baba domuz, bu telefonu aramamalısın. Bu sadece acil durumlar için. Bu da acil durum. Ketçapı hiçbir yerde bulamıyorum. Baba domuz, barbeküyü yaksam mı, ne dersin? Evet, lütfen Bay Tavşan. O barbeküye dikkat edin baba domuz. Güven bana anne domuz. Biz babalar barbeküden iyi anlarız. Hoşça kal. Biraz daha mı kömür koysak? Biraz üfleyelim. Birkaç tane daha çıra koyun. Şimdi yangın çıkmasını beklememiz gerekiyor. Ne kadar beklememiz gerekiyor ki? Aa, bu çok uzun sürebilir. Ben o kadar çok bekledim ki. Kaç tane yangını söndürdün Bayan Tavşan? Hiç. Hiçbir yangını. Ama hazırlıklı olmanız gerek. Yangın telefonu çalıyor. Aa, sen açar mısın Peppa? Muhtemelen yine senin babandır. Tamam. Alo, itfaiye istasyonu. Merhaba Peppa. Aa, baba, sen miydin? Çok yaramazsın. Bu telefon sadece yangınlar için. Bayan Tavşan'ı verir misin lütfen? Aferin sana. Babam sizinle konuşmak istiyor. Merhaba baba domuz. Bu telefon sadece yangın çıktığı zaman kullan... Yangın! Olamaz. Baba domuzun barbeküsü yanıyor. Yangın! Yangın! Anneler kurtarmaya! Sıkı durun. Bu Bayan Tavşan'ın itfaiye kamyonu. Yaşasın! Geri çekilin babalar. Anne köpek, çabuk suyu aç. Baş üstüne anne domuz. Yangın söndü. Yaşasın! Bizi kurtardığınız için teşekkür ederiz Bayan Rica Tavşan. Rica ederim. Görevimizin bir parçası. Anneler itfaiye kamyonu hizmetleri. Bayan Tavşan, bahçemizi suladığına göre hepimiz çamur birikintilerinde zıplayabiliriz artık. İtfaiye kamyonlarını çok seviyorum. Özellikle de çamur birikintisi yaptıkları zaman. Postacının kızı Zebra Zoe. Postacı Bay Zebra, Peppa'nın evine mektup getiriyor. Zebra Zoe de bugün babasıyla. Onun da dağıtılacak mektupları var. Köpek Deni, koyun Suzy, tavşan Rebecca, Peppa ve George. Sadece bunlar kaldı. Güzel. Hadi teslim edelim o zaman. Peki baba. Peppa ve George postacının gelmesini seviyorlar. İki mektubumuz var. Bu baba domuz için. Ne heyecanlı. Sayın Bay Domuz, lütfen telefon faturanızı ödeyin. Oho. Fatura nedir? Sıkıcı bir şeye benziyor. Faturalar çok sıkıcıdır. Anne, öbür mektup senin için mi? Hayır, bu mektup Peppa ve George'a. Vay canına. George'la bana mektup gelmiş. Lütfen doğum günü partime gelin. Sevgiler Zebra Zoe. Zebra Zoe, Peppa ve George'u doğum günü partisine davet ediyor. Yaşasın. Zoe'ye cevap yazıp partisine gideceğinizi bildirmeniz gerekiyor. Yazmamıza yardım eder misin anne? Tabii ederim. Peppa ve George Zoe'ye cevap yazıyor.
Ne demek istersiniz? Sevgili Zoe. Sevgili Zoe. Başka ne diyeceğimi bilmiyorum. Elbette partine gelmeyi çok isteriz. Sevgilerimizle Peppa ve George yazalım. Acaba ne renk zarf kullansak? Kırmızı. Bayan Zebra Zoe. Ve son olarak pul. Mektup postalanmaya hazır. Burası posta kutusu. İşte Danny, Suzy, Emily, Rebecca ve Pedro. Hepsi mektup postalıyor. Ve işte Peppa ile mektubu. İşte. Şimdi ne olacak? Herkese merhaba. Merhaba Peppa. Parti ile ilgili mektubumu aldınız mı? Evet. Ve sana cevap yazdım. Aa, güzel. Vay canına. Bugün ne kadar çok mektup var. Bu kırmızı olanı benimki ve gerçekten çok önemli. Bana mı? Açabilir miyim? Sana Zoe ama açmadan önce sana teslim etmem gerek. Posta işleri böyledir. Oo. Bugün teslim edecek çok mektup var. Hemen başlasam iyi olacak. George'la ben de gelebilir miyiz? Atlayın bakalım Peppa ve George. Görüşürüz. Peppa ve George, Bay Zebra'nın postaları dağıtmasına yardım ediyor. Bu Zebra Zoe'nin evi. Bu mektup Bayan Zebra Zoe'ye. Bayan Zebra Zoe. Zebra Zoe. Zebra Zoe. Zebra Zoe. Ho ho ho. Hepsi Zoe'ye gelmiş. O benim mektubum. Ben atabilir miyim lütfen? Tabii ki. Peppa mektup atmayı seviyor. Anne bak, tüm bu mektuplar bana gelmiş. Oo, harika. Bana okur musun anne? Sevgili Zoe, partine gelmeyi çok isterim. Köpek Danny. Koyun Suzy de partine geliyor. Rebecca, Pedro, Emily ve Candy de hepsi partine geliyor. İşte bu mektup da benden. Partine gelmeyi çok isteriz. Sevgiler ve öpücükler. Peppa ve George yazıyor. Herkes Zoe'nin partisine geldi. Doğum günü kutlu olsun Zoe. Vay canına. Ne kadar çok hediye. Bir sürü teşekkür mektubu yazacaksın Zoe. Oo. Ve o teşekkür mektuplarını kim teslim edecek? Sen baba. Ama ben yardım ederim. Gogoklu saat. Sabah çok erken saatler. Anne ve baba domuz uyuyor. Anne ve baba uyanın hadi. Ne oldu? Kalkma vakti. Daha çok erken. Saat kaç biliyor musun Peppa? Hayır baba. Bizim saatimiz bozuk. Hay aksi. Bakalım tamir edebilecek miyiz? Eski guguklu saat. Neden guguklu saat deniyor? İçindeki küçük ahşap kuşa guguk deniyor. Ben guguğu hiç görmedim. Çünkü onu uzun süre önce kapatmıştık. Bir süre sonra guguk sinir bozuyor. Tekrar kurabilir miyiz lütfen? Pekala. Baba domuz guguklu saati kuruyor. İşte. Baba domuz saati ayarlıyor. Saat neredeyse 9. Baba, artık guguğu görebilir miyiz? Guguğu birazdan göreceksiniz. Guguk neye benziyor baba? Bir düşüneyim bakayım. Başını böyle oynatıyor işte. Kanatlarını da böyle çırpıyor işte. Ve... Guguk! Guguk! Sen ne gürültücü küçük bir kuşsun George. Bakın, bir şey yapıyor. Vay canına. Şapşal George, Guguk'u kaçırdın. Guguk gerçekten harikaydı. Çıkıp Guguk dedi ama sen kaçırdın.
Üzülme George. Gugu gelecek sefere görürsün. Evet ama beklemen gerek. Guguk sadece saat başı çıkar. Beklemek sıkıcı. Hadi George, dışarıda oynayalım. George dışarıda oynamak istemiyor. Gugu görmeyi bekliyor. Saat neredeyse 10 oldu. George yaklaşık bir saattir Gugu bekliyor. Hadi gel, oynayalım George. Bay Dinozor da oynamak istiyor, bak. Dinozor. George Gugu yine kaçırdı. Üzülme George. Sen git bahçede oyna. Ben Gugu göreceğin zaman seni çağıracağım. Yakala George. Saat neredeyse 11. Peppa, George. Gugu görme vakti. Hadi George. Gugu yine kaçırma. George her zamankinden hızlı koşuyor. George, Gugu gördün mü? Peppa ve George gugukçuluk oynamayı çok sevdi. Gece oldu. Peppa ve George'un çok uykusu geldi. Peppa ve George uyuyor. Yine sabah mı oldu? Hayır, uyku vakti. Guguk iyi değil. Sadece uyuması gerek. George ve senin gibi. İyi geceler. İyi geceler küçük domuzcuklarım. George, Guguk'u nasıl iyileştireceğimizi biliyorum. Babam gibi onu kuracağız. Anne ve baba hemen uykuya daldılar. Anne, baba, size bir şey göstereceğiz. Biz Guguk'u iyileştirdik. Buz pateni. Peppa ve ailesi bugün buz patenine gidiyor. Çok eğleneceğiz. Peppa ve George daha önce hiç buz pateni yapmadı. Bak George, buzda çok iyi kayamazsın. O yüzden benim yaptığım gibi yap. Hepimizin iyi kayacağımıza eminim. Evet, özellikle de ben. Önce paten almamız gerekiyor. Buz pistinde herkes paten takıyor. Merhaba Bayan Tavşan. Merhaba Anne Domuz. Paten kiralamak istiyoruz lütfen. İşte buyurun. Teşekkür ederim. İyi eğlenceler. İşte koyun Suzi, tavşan Rebecca, köpek Deniz, zebra Zoe, kedi Candy, Sirene ve pony Pedro. Peppa'nın arkadaşları çok iyi paten kayıyor. Peppa da buz pateni yapmak istiyor. Herkese merhaba. Merhaba Peppa. İlk defa mı paten yapacaksın Peppa? Evet. Sana nasıl kayacağını göstereyim mi? Hayır, teşekkür ederim Suzi. Kendim yapabileceğime eminim. Tamam, gel o zaman. Bu imkansız bir şey. Artık buz pateni yapmak istemiyorum. Merak etme Peppa. Buz pateni yaparken herkes düşer. Ben bile düşüyorum. İzle bak. Ups. Çapçal baba. George, sen de kaymak ister misin? Hayır. George daha önce hiç buz pateni yapmadı ve biraz korkuyor. Ben George'a bakarım. Sen de Peppa'ya kaymayı öğret. Buz pateni çok kolaydır Peppa. Patenini it ve kay. İt, it ve kay. Gördün mü? İt, it. İt kay. Çok kolaymış. Ben kendim yapabilirim anne. İt kay. İt kay. Aferin sana Peppa. Bakın, kayıyorum.
Peppa çok iyi kayıyor. Evet, ben çok iyi bir öğretmenim. Yavaş git Peppa. Birine çarpacaksın. Merak etme anne. Ben çok iyi kayıyorum. Ah, frenler nerede ki? Ah olamaz. Peppa'ya nasıl duracağını öğretmeyi unuttum. Duramıyorum. Dikkat edin. Dikkat. Anne domuz sana kaymayı öğretti. Ama ben sana düşmeyi öğrettim. Evet. Ben düşmekte çok iyiyim. George, sen de kaymak ister misin? Hoy hoy. Hadi George, korkma. Ben sana öğretirim. Şimdi, öncelikle... George, geri gel. Sana kaymayı öğretiyorum ben. Bu tam bir sürpriz. George çok iyi kayabiliyor. Vay canına. George'a bakın. Çok iyi George. Şimdi de nasıl duracağını öğrenmen gerekiyor. Aferin sana George. Harikasın George. Evet. İlk dersin için çok çok iyiydin George. Hadi kayalım artık. Evet. Peppa ve George buz patenini seviyor. Herkes buz patenini seviyor. Annemle babam bana kaymayı öğretti. Ama George'a ben öğrettim. Bisiklet gezisi. Güzel, güneşli bir gün. Peppa ve George kahvaltılarını bitiriyorlar. Bugün bisiklet gezisi için güzel bir gün. Bisiklet gezisi, yaşasın. Peppa ve George bisiklet gezisine bayılıyor. Peppa'nın bisikleti var. George'un 3 tekerlekli bisikleti var. Anne ve babanın 2 kişilik bisikleti var. O nedir? Bu bizim bisikletimiz. Ben öne, anne domuz da arkaya oturuyor. Peppa ve George için arkaya bu 2 koltuğu takabiliriz. Ama biz kendi bisikletlerimize binmek istiyoruz. George daha çok küçük. Onun bacakları yorulur. Ama ben kocaman bir kızım. Yorulmam ki. Uzun bir gezi olacak Peppa. Emin misin? Evet baba, eminim. Pekala, herkes hazır mı? Evet baba domuz. O zaman gidelim. Yaşasın. Ben kazanıyorum. Yarış yapmıyoruz Peppa. Güzel bir bisiklet gezisine çıktık. Evet baba, ama yine de ben kazanıyorum. Şimdi de biz kazanıyoruz. Yukarı çıkmayı sevmiyorum ben. Peppa, yarışı biz kazandık. Hayır, kazanmadınız çünkü ben o sırada yarışmıyordum baba. Ama şimdi yarışıyorum. Beni geçemezsiniz. Seni numaracı domuzcu. Merhaba ördekler. Bisiklet gezisine çıktık biz. Merhaba ördekler. Ah, bisiklete binmeyi ne kadar sevdiğimi unutmuşum. Oh, yokuş yukarı çıkmaktan ne kadar nefret ettiğimi unutmuşum. Yokuş şimdi çok dik oldu. Yokuşta bisiklete binmeyi sevmiyorum. Ama şu güzel manzaraya bir bakın. Vay, aman tanrım bu. Ne kadar zor bir iş. Anne domuz, pedal çevirmiyorsun. Ah, affedersin baba domuz, manzaranın tadını çıkarıyordum. Peppa ve ailesi tepeye ulaştı. Peppa'nın bütün arkadaşları merhaba orada. Peppa. Merhaba. Bisiklet yarışı yapacağız biz. Peppa sen de yarışmak ister misin? Tamam. Tepeden aşağı ineceksek olur. Tamam. Peppa ve arkadaşlar tepeden aşağıya yarışıyor. Hepiniz hazır mısınız? Hazırız. Ben düdüğü çalınca başlayabilirsiniz. İşte böyle.
Pedro çok erken başladı. Dur Pedro! Yarış daha başlamadı. Affedersiniz Bay Domuz. Düdüğün böyle çalınacağını söylemeye çalışıyordum. Affedersin Pedro. Bu sefer benim hatam. Gelecek sefer düdüğü duyduğunda başlayabilirsin. Başlama dedi. Sanırım. Hadi, hadi. Hadi Peppa. Ama baba, düdük çalmadın ki. Köpek Danny önde gidiyor. Beni bekle. Yaşasın. Ben kazandım. Tebrikler Peppa. Evet. Yokuş aşağı bisiklet kullanmakta çok iyiyim. Peppa'nın arkadaşları için eve gitme vakti. Hoşçakal Peppa. Güle güle. Bizim için de eve gitme vakti Peppa. Anne, ben çok yoruldum. Yokuş yukarı ve aşağı bisiklete binmek bacaklarımı gerçekten yordu. Sizin bisikletinize binebilir miyim? Ama baba domuz nereye oturacak? Babam benim bisikletime binebilir. Çok güzeldir. Oh, pekala. İki tekerlekli bisikleti sevdim. Baba, sen benimkini sevdin mi? Evet Peppa, çok güzel. Sığınaklar. Peppa ve George büyük anne ve büyük baba domuzun bahçesindeler. Ağaç evinde oynayacaklar. Peppa ve George ağaç evlerini seviyor. İşte Peppa ve George'un arkadaşları Zoe, Suzy, Rebecca ve Richard. Ağaç evinizi seviyorum Peppa. Biz de gelebilir miyiz? Evet. Artık çay partisi verebiliriz. Pedro ve Danny geldi. Hey. Merhaba Peppa. Biz de gelebilir miyiz? Üzgünüm Danny. Ağaç evine sadece kızlar girebilir. Oğlanlar çok gürültücü olur. Her zaman çay partilerini bozuyorlar. Ama George ve Richard oğlan. Aa, evet. Affedersin George. Bu ağaç evi sadece kızlar için. Ne oldu? Kızlar bizi ağaç evine sokmuyor. Bu haksızlık. Hoho, sanırım ben yardım edebilirim. Gelin bakalım. Artık sessiz, güzel bir çay partisi yapabiliriz. Bu gürültü de ne? İşte artık siz oğlanların asma köprüsü olan kendi sığınağınız olabilir. Bir kale. Teşekkür ederiz büyük baba domuz. Biz de gelebilir miyiz? Hayır, burası sadece oğlanların sığınağı. Ama ben kaleleri çok severim. Kaleler ağaç evler kadar güzel değildir. Hadi gelin kızlar. Ben bu kalenin kralıyım. Her kalenin bir bayrağı olmalı. Vay canına. Onların bayrakları var. Bizim şapşal bir bayrağa ihtiyacımız yok. Büyük anne domuz geldi. Merhaba kızlar. Bir şey ister misiniz? Bir bayrak lütfen. Ve oğlanların bayrağından daha güzel olmalı. Elimden geleni yaparım. Ben bu kalenin kralıyım. Oho! Her kalenin bir telefonu olmalıdır. Şunu tutun. Bu kabloyu sıkıca tutun. Böylece oğlanlarla konuşabilirsiniz. Oğlanlarla konuşmak istemiyoruz. Biz de kızlarla konuşmak istemiyoruz. Büyük anne domuz kızların sığınağı için bir bayrak buldu. Bu elbiseden güzel bayrak olur. Teşekkür ederiz büyük anne. Bu oğlanların bayrağı kadar güzel değil. Keşke biz de kalede olsaydık. Prensesler kalede yaşarlar. Eğer ben bir prenses olsaydım bir ağaç evde yaşardım. Biz de oraya gelebilir miyiz? Lütfen. Eğer kale en iyisi derseniz olur. Kale en iyisi.
Ben ağaç evimde kalacağım. Kaleye bayıldım. Olamaz. Yağmur yağıyor. Ve kalenin bir çatısı yok. Hadi ağaç evine gidelim. Hayır, ben asla kalemi terk etmem. Yağmur durdu. George çamur birikintisi buldu. Bu eğlenceliye benziyor. Ben kalemde kalacağım. Ben ağaç evimde kalacağım. Oho, kalene ben bakabilirim Deni. Ağaç evine ben bakarım Peppa. Peppa ve Deni çamur birikintilerine zıplamaya bayılıyor. Kız da olsa erkek de herkes çamur birikintilerine zıplamaya bayılıyor. Gökkuşağı. Peppa ve ailesi arabayla dağa gidiyor. Daha gelmedik mi anne? Daha değil Peppa. Hadi bir oyun oynayalım. Hepimiz en sevdiğimiz renklerde bir araba gösterelim. Tamam. Benim en sevdiğim renk yeşil. Benimki turuncu. Benimki kırmızı. George, senin en sevdiğin renk nedir? Mavi. George'un en sevdiği renk mavi. Bakalım önce hangi renk araba geçecek? Tamam. İşte yeşil arabasıyla kedi kendi geliyor. Oho, yeşil. Benim en sevdiğim renk bu. Ben kazandım. Merhaba kendi. Merhaba Peppa. İşte büyük baba köpeğin çekici kamyonuyla köpek Deni geliyor. Turuncu, ben kazandım. Merhaba Deni. Merhaba Peppa. Bir araba daha geliyor. Bu Suzi. Merhaba. Merhaba Peppa. Mavi. Evet George, mavi bir araba. Yani sen kazandın. Bu ne kadar şapşal bir oyun. Hiçbir yerde kırmızı bir araba yok ki. Kırmızı bir araba var Peppa. Nerede? Söyle bakalım bizim arabamız ne renk? Kırmızı. Ben kazandım, ben kazandım. Aile dağa ulaştı. Zirveye çıktığımızda manzara çok güzel olacak. İşte geldik. İyi yaşasın. Şu güzel güneşli manzaraya bakın. Olamaz. Yağmur yağmaya başladı. Güzel manzara nerede peki? İşte güzel manzara. Bu Bayan Tavşan'ın dondurma arabası. Merhaba Bayan Tavşan. Merhaba Baba Domuz. 4 tane dondurma lütfen. Neli olsun istersiniz? Nane, portakal, çilek ve yaban mersini lütfen. Tamam. Bakın ne aldım. Dondurma. En sevdiğimiz renklerdi. Evet, aynen öyle. Yeşil bana. Turuncu bana. Çilek kırmızısı bana. Ve George'unki de. Mavi. Nefis. Bakın, güneş çıktı. Ve bakın, bir de ne çıktı? Gökkuşağı. Peppa ve George gökkuşaklarına bayılıyor. Gökkuşağı sadece hava aynı anda hem güneşli hem yağmurluysa çıkar. İçinde bütün sevdiğimiz renkler var. Evet. Kırmızı, turuncu, yeşil ve mavi. Gökkuşağının sonunda ne bulunur biliyor musunuz? Hayır. Hazine bulunur. Gidip hemen hazineyi bulabilir miyiz? Tamam. Gökkuşağının sonu hemen sonraki tepedeymiş gibi görünüyor. Hadi gidelim. Yağmurlu ve güneşli gökkuşağı geldi. Gökkuşağı, gökkuşağı. Kırmızı, turuncu ve sarı ve yeşil ve mor ve mavi. Gökkuşağı, gökkuşağı. Bugün yağmurlu ve güneşli. İşte geldik.
Gökkuşağı nereye gitmiş? Diğer tepenin oraya gitmiş. Seni yaramaz gökkuşağı. Hadi çabuk yakalayalım. Gökkuşağı, gökkuşağı. Bugün yağmurlu ve güneşli. Yağmur durdu. Gökkuşağı da gitti. Üzülme George. Belki gökkuşağı geride biraz hazine bırakmıştır. Burada bir şey var. Gökkuşağının hazinesini buldun mu yoksa? Evet, buldum. Büyük bir çamur birikintisi. Yaşasın. Bence bu en iyi gökkuşağı hazinesi. Pedro'nun öksürüğü. Bugün okul günü. Peppa ve arkadaşları müzik dersindeler. Bayan Polly'nin bir oyuncağı vardı. Affedersiniz Madame Gazelle. Olamaz. Pedro'yu öksürük tuttu. Sorun değil. Hemen Doktor Brownberry'i arıyorum. Ben Doktor Brownberry. Merhaba doktor. Ben Madame Gazelle. Bir çocuğumuz hasta da. Panik yapmayın. Hemen oraya geliyorum. Sorun ne acaba? Öksürüyorum. Anladım. Gıcık mı tuttu yoksa göğüsten gelen bir öksürük mü bu? Bilmiyorum ama işte bu şekilde. Peki bu öksürük ne zaman başladı? Madame Gazelle şarkı söylemeye başlayınca. Ciddi bir şey değil ama Pedro'nun öksürüğü bulaşıcı olabilir. Bulaşıcı ne demekti? Bazen biri öksürdüğünde başkaları da öksürebilir. İlaç içmem gerekiyor mu? Sadece küçük bir kaşık. Maalesef bunun tadı pek güzel değil. Tadı eski ayakkabının içine reçel konmuş gibi. Teşekkür ederiz Doktor Brownberry. Hoşça kalın. Düşündüğüm gibi Pedro'nun öksürüğü bulaşıcıymış. Pedro'nun öksürüğü köpek Danny ve koyun Suzy'ye de bulaştı. Aç ağzını. Çok garip bir tadı var. Hala aromalı yoğurda benziyor. Tadı çiçek gibi. Aferin size. İlaçlarınızı usluca içtiniz. Siz hiç hasta oluyor musunuz Doktor Brownberry? Hayır Peppa, ben hiç hasta olmam. Her gün bir elma yiyorum. Hoşça kalın. Eve gitme vakti ve aileler çocuklarını almaya geldiler. Anne, baba, ben öksürüyorum. O yüzden Doktor Brownberry de gelip bize baktı. Bize tadı korkunç bir ilaç verdi. Madame Gazelle, şarkınızı şimdi söyler misiniz? Tabii ki Peppa. Bayan Polly'nin bir oyuncağı vardı. Olamaz. Pedro'nun öksürüğü bütün yetişkinlere bulaştı. Ben Doktor Brownberry. Ben Domuz Peppa. Bütün yetişkinler hasta oldu. Merak etme Peppa. Hemen geliyorum. Herkese merhaba. Pedro'nun öksürüğü size de bulaşmış. Peki. Sıraya girip ağzınızı açın bakalım. Tadı krema ve pis çorap gibi. Bize baktığınız için teşekkür ederiz Doktor Brownberry. Siz hastalanınca size kim bakıyor peki? Kimse bana bakmıyor. Ben hiç hastalanmam. Olamaz. Pedro'nun öksürüğü Doktor Brownberry'e de bulaştı. Sorun yok. Hoşça kalın. Zavallı Doktor Brownberry. Hasta ama ona bakacak hiç kimsesi yok maalesef. Kim bu acaba? Merhaba. Size bakmaya geldik. İşte biraz meyve. Ve yastıklar. Ve işte ilacınız.
Tadı reçelli, yoğurt aromalı, kremalı çorap gibi. Bu da kendinizi iyi hissetmeniz için bir şarkı. Karavan. Peppa ve George bugün çok heyecanlı. Tatile çıkıyorlar. Aa, babam nerede? Baban gizli bir sürpriz getiriyor. Bu da ne? Bu bir karavan. Tatilimiz için ödünç aldık. Bu karavanda her şey var. Bu düğmeyle lavabo çalışıyor. Vay canına! Bu düğmeyle de televizyon çalışıyor. Bu düğme ne işe yarıyor peki? Emin değilim. Öğrenene kadar basmasak iyi olur. Herkes tatile çıkmaya hazır mı? Evet anne dolus. O zaman gidelim. Karavanımızla tatile gidiyoruz. Bu harita biraz karışık. Baba, kaybolmak istemiyoruz. Merak etme Peppa. Ben harita okumakta uzmanım. Oo, çok tuhaf. Yoksa kayıp mı olduk? Evet. Bu büyük baba köpek ve köpek Danny. Merhaba Peppa. Merhaba Danny. Biz kaybolduk. Kayıp mı? Uydu navigasyonunuz bozuk mu? Uydu navigasyonu mu? T-3200 model karavan kullanıyorsunuz değil mi? Uydu navigasyonu standarttır. Geleceğin arabasına hoş geldiniz. Demek bu düğme bunun içinmiş. Bugün nereye gidiyoruz? Karavan konuşuyor. Şuna bak. Çok zeki değil mi? Bilgisayar sesi yolu bulmanıza yardım eder. Ama nereye gitmek istediğimizi nereden biliyor ki? Siz söylüyorsunuz. Merhaba Bayan Karavan. Merhaba. Biz tatile gidiyoruz. Bize yolu gösterebilir misiniz? Bu yolda dümdüz ilerleyin. Yardımınız için teşekkür ederiz Büyük Baba Köpek. Rica ederim. İyi tatiller. Tehlike, tehlike. Benzin azaldı. Benzin nedir? Benzin motorun düzgün çalışmasını sağlar. Peki benzinimiz biter mi baba? Hayır. Bu uyarılar bize bolca zaman tanır. Benzin bitti. Olamaz. Neyse ki yedek benzin bidonumuz var. Bu çok iyi baba domuz. Şimdi benzini motora boşaltıyoruz ve... Ne oldu? Burada hiçbir şey yok. Burası boş. Motor gitmiş. Anne koyun ve koyun Suzi geldi. Merhaba Suzi. Merhaba Peppa. Motorumuz kayboldu. Motorunuz mu kayboldu? Evet. Tamamen ortadan kayboldu. Yardım etmek isterim ama motorlardan hiç anlamam. Şapşalca konuşuyor olabilirim ama bu biraz motora benziyor değil mi? Evet, iyi tespit anne koyun. Karavanın motoru arka tarafta. İşte bu kadar. Benzinim yeter. Teşekkür ederim anne koyun. Rica ederim. İyi tatiller. Çok yolumuz var mı? Bir sonraki tepeye çıkın. Hedefinize ulaştınız. Yaşasın! Yatma vakti. Peki nerede yatacağız? Anne domuzla ben bu yatakta yatacağız. Siz ikiniz de üst katta. Ama burada bir üst kat yok ki. Bak şimdi. Karavanın tavanı yükseliyor. Karavan bizim küçücük evimiz gibi. Tatildeyken burası bizim küçük evimiz zaten. İyi geceler küçük domuzcuklarım. İyi geceler. Uzun çimler. Peppa ve George bahçede oynuyor. Çimler uzun zamandır biçilmediği için çok uzamışlar. Hadi George. George.
Peppa ve George birbirlerini göremiyorlar. Peppa ve George uzun çimlerin arasında oynamaya bayılıyor. Baba domuz gazetesini okuyacak. Tembellik etmek için ne güzel bir gün. Baba domuz tembellik etmeyi seviyor. Aman tanrım baba domuz. Bahçe biraz kontrolden çıkmış galiba. Ne demek istiyorsun anne domuz? Çimlerin biçilmesi gerekiyor. Oo, benim hoşuma gidiyor. Doğal bahçe havası var. Baba, anne, gelin uzun çimlerde oynayalım. Çok eğlenceli. Tamam, hadi benekli topla oynayalım. Aa, nereye gitti? Top uzun çimlerin arasında kayboldu. Artık onu asla bulamayız. Belki çimleri biçme vakti gelmiştir. Evet baba domuz. Ben çim biçme makinesini getireyim. Buralarda bir yerdeydi. İşte buradaymış. Baba domuz çim biçme makinesini buldu. Biraz eski ve paslı. Saçmalama, çimleri 5 dakikada biçerim şimdi. Biraz paslanmış galiba. Belki büyük baba domuzu arayıp çim biçme makinesini ödünç isteyebiliriz. Büyük babayı aramaya gerek yok. Biraz daha sert içsem olur gibi. Baba domuzun çim biçme makinesi iyi durumda değil. Tamam. Hadi büyük babayı arayalım. Alo, ben büyük baba domuz. Merhaba büyük baba domuz. Çimleri biçmek için bize yardım edebilir misin? Oha, tabii ki. Hemen geliyorum. Görüşürüz. Sanırım Betsy'ye iş çıktı. Büyük baba domuz motorlu çim biçme makinesiyle Peppa'nın evine geliyor. Büyük baba domuz, büyük baba domuz. Merhaba millet. Biçilmesi gereken çimler olduğunu duydum. Benim çim biçme makinem için biraz fazla uzunlar. Merak etme. Betsy 5 dakikada halleder bunu. Çim biçme makinenin adı Betsy mi? Aynen öyle. Merhaba Betsy. Büyük baba, Betsy'ye binebilir miyiz? Tabii binebilirsiniz. Atlayın bakalım. Baş üstüne kaptan büyük baba. Çimleri 5 dakikada biçeceğiz. Sıkı tutunun, gidiyoruz. Betsy çimleri çok iyi biçiyor. Bu çok eğlenceli. İşte bitti. Büyük baba, bir yere atlamışsın. Oh, evet. Bu ne böyle? Benekli topumuzu bulduk. Topumuzu bulduğun için teşekkür ederiz büyük baba. Çimleri biçtiğin için de teşekkür ederiz. Betsy ile çim biçmek çok kolay. Artık benekli topumuzla oynayabiliriz. Yakala baba. Top kısa çimlerde çok iyi zıplıyor. Yakala George. Büyük baba domuz. Yakala. Büyük baba köpeğin garajı. Burası büyük baba köpeğin garajı. İşte Peppa ve ailesi arabalarındalar. Merhaba Danny. Merhaba Peppa. Size nasıl yardımcı olabilirim? Benzinimiz, lastikler için havamız ve yeni otomatik araba yıkamamız var. İki çubuk dondurma lütfen. Oo, tabii ki. Büyük baba köpeğin garajında çok şey satılıyor. Çubuk dondurma bile. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Güle güle. Arabamızı da çok seviyorum. Arabamız da bizi seviyor. Öyle değil mi? Olamaz. Araba durdu. Çok kötü. Çalışmıyor. Buldum.
Büyük baba köpeği arayayım. Ben büyük baba köpek. Yardım edin. Arabamız birdenbire bozuldu. Deni, kurtarma görevi çıktı. Yaşasın! Kurtarmaya! Kurtarmaya! Bakın, Deni ve büyük baba köpek geldi. Yaşasın! Büyük baba köpek arabalar hakkında her şeyi biliyor. Durum ciddi mi? Hayır, sadece benzin bitmiş. Ne yapabiliriz? Benim garajımda bir sürü benzin var. Sizi oraya çekebilirim. Büyük baba köpek Peppa'ların arabasını garajına çekiyor. Büyük baba köpek Peppa'ların arabasına yakıt dolduruyor. Teşekkür ederim büyük baba köpek. Koyun Suzi ve annesi arabayla geldi. Merhaba Peppa. Merhaba Suzi. Benzinimiz bitti. Ve büyük baba köpek bizi kurtardı. Vay canına. Çok heyecanlı. Görüşürüz. Görüşürüz. Olamaz. Lastiğimizin bütün havası söndü. Büyük baba köpeğin bizi kurtarması mı gerekiyor? Sanırım öyle. Ben büyük baba köpek. Anladım. Panik yapmayın anne koyun, hemen geliyorum. Kurtarmaya! Ben de gelebilir miyim? Atla bakalım Peppa. Kurtarmaya! Kurtarmaya! Merhaba Suzi. Sizi kurtarmaya geldik. Yaşasın. Büyük baba köpek lastiği şişiriyor. Teşekkür ederim büyük baba köpek. İşte büyük anne domuz ve büyük baba domuz arabalarında. Herkese merhaba. Merhaba büyük baba domuz. Benzin mi istersin, lastikleri hava mı? Hayır, teşekkür ederim. Yeni araba yıkamanızı denemek istiyorum. Tabii ki. Bilgisayarla çalışıyor. Merhaba, ben geleceğin araba yıkamasıyım. Önce sabunlu su. Sonra durulama. Ve son olarak cilalama. Vay canına! Üzgünüz, bir arıza oldu. Olamaz, bilgisayar bozuldu ve büyük baba domuzun arabası sıkıştı. Bir şeyler yap büyük baba köpek. Bilgisayar tamir etmeyi bilmiyorum ki. Babam evdeki bilgisayarımızı tamir etmişti. Ben bilgisayarı tamir etmedim sadece. Güzel. O zaman bu iş baba domuzun. Belki şunu kapatırsam ve sonra yine açarsam. Baba domuz araba yıkamayı tamir etti. Yaşasın. Büyük baba köpek araba tamirinde bir numara. Ama araba yıkamayı benim babam tamir etti. Sisli bir gün. Peppa ve George bugün çocuk parkına gidiyor. Parka arabayla mı gitsek? Hayır, hadi yürüyelim. Bakın, hemen şurada. Çocuk parkı çok yakında. Tamam, hadi yürüyelim. Bu taraftan gelin. Çocuk parkına gidiyoruz. Çocuk parkına gidiyoruz. Gökyüzü nereye gitti? Merak etme Peppa, bu sadece sis. Sis nedir baba? Sis, gökyüzü yerine yerde olan bulut demektir. Çok koyu bir sis. Ben hiçbir şey göremiyorum. Belki de eve geri dönmeliyiz. Evet, çocuk parkına başka bir gün gideriz. Hava parkı bulamayacak kadar sisli. Peppa ve George eve dönmek zorunda. Ev ne taraftaydı? Kayıp mı olduk baba domuz? Merak etmeyin. Nerede olduğumuzu iyi biliyorum. Bu taraftan. Bu ağacı kim buraya koymuş? Baba domuz ağaca tosladı.
İyi misin baba domuz? Evet, çok iyiyim. Bu taraftan. Baba domuz, nereye gittiğini biliyor musun? Evet, tabii ki biliyorum. Evimizi bir daha bulabileceğimizi sanmıyorum. Bulacağımıza eminim Peppa. Sadece bahçemizdeyiz. Aa, ördekler. Merhaba bayan ördek. Siz de gölünüzü mü kaybettiniz? Biz de kaybettik. Biz kaybetmedik. Nerede olduğumuzu çok iyi biliyorum. Görüşürüz ördekler. Gölünüzü bulmakta iyi şanslar. Baba domuz ördeklerin gölünü buldu. Ne şans ama. Evet. Ne kadar da şanslıyım. Baba, bayan ördek sana teşekkür ediyor. Rica ederim bayan ördek. Şimdi de evimizi bulalım. Bu tarafta olduğuna eminim. Kimse yok mu? Bir ses duydunuz mu? Evet, biri bir şey dedi galiba. Kimse yok mu? Bunlar anne tavşanla Rebecca ve Richard. Merhaba Peppa, kaybolduk. Merhaba Rebecca, biz de kaybolduk. Çocuk parkına gitmek istemiştik sadece. Biz de öyle. Ama oraya gidemeyecek kadar sis var. Hadi millet, sis dağılana kadar eve gidelim. Baba domuz, nereye gittiğini biliyor musun? Evet, tabii ki biliyorum. Bu taraftan... Peki baba domuz. Aha! Küçük tepemizi buldum. Az sonra evde oluruz. Yaşasın. Aa, evimiz tam burada olmalı. Evet. Oo. Baba domuz bir merdiven buldu. Çok tuhaf. Bizim bahçemizde merdiven yoktu. Aman tanrım. Nerede olduğumuzu görebiliyor musun baba domuz? Evet, görüyorum. Baba, neredeyiz? Kendiniz baksanıza. Tamam. Vay canına. Vay canına. Yine her şeyi görebiliyorum. Sis dağılıyor. Çocuk parkındayız. Yaşasın. Hey! Çocuk parkındayız. Çocuk parkındayız. Mi. Dobby. Dobby. Baba, anne. Bu ne şans böyle. Ama eve gitmeye çalıştığımızı sanıyordum. Ben de öyle. Belki de birazcık kaybolmuşuzdur. George'un doğum günü. Bugün George'un doğum günü. Henüz sabah çok erken. Çok erken. Dinosaur. Grrr. Hadi git yat. Anlaşılan biri çoktan uyanıp kalkmış. Doğum günün kutlu olsun George. George beni uyandırdı. Doğum gününde herkesi uyandırmıştın Peppa. O başkaydı. O benim doğum günümdü. Ama bugün de George'un doğum günü. Doğum günün kutlu olsun George. İşte hediyen George. Dinozor. Hediyenin dinozorlu bir şey olduğunu biliyordum. Ho ho ho. Karnına bastır bakalım. Aa, korkunç. George, sana doğum günü kartı yaptım. Resmin ne olduğunu tahmin edebilir misin? George tahmin edemiyor. Sana çiçek çizecektim aslında. George çiçekleri sevmiyor. Ama sonra sana başka bir şey çizdim. Dinozor. Bu çok güzel bir resim Peppa. Evet, ben çok güzel resim yaparım. Şimdi George'un doğum günü sürprizi için çok özel bir yere gidiyoruz. Yaşasın. Hadi gidelim. Nereye gidiyoruz ki? Şimdi görürsün. Aile George'un doğum günü sürprizi için yola çıktı. Sirke mi ki?
gidiyoruz? Hayır ama en az onun kadar iyi bir yer. Sinemaya mı? Hayır, daha iyi. Tahmin edemedim. Nereye gidiyor olabilirler? İşte geldik. Aile müzeye geldi. Neden müzeye geldik? Hadi gel, göreceksin. George'un doğum günü sürprizi ne olabilir ki? George, bana söyler misin dünyada en sevdiğin şey nedir? Dinozor. Dinozor. George'un doğum günü sürprizi müzenin dinozor salonunu dolaşmak. Yine şu şapşal dinozorlar. Dinozor. Korkma George. O gerçek dinozor değil. Bu sadece bir robot. Bak, bu noktada duruyorum ve... Ve şimdi bir sürpriz daha var. George ve Peppa'nın bütün arkadaşları burada. Sürpriz! Anne tavşan özel bir doğum günü pastası yaptı. Bunun ne tür pasta olduğunu tahmin eden var mı? Dinozor pastası mı? Evet, doğru. Ne harika bir tahmin Peppa. Doğum günü kutlu olsun George. Son bir sürpriz daha var. Hadi benimle gelin. Son sürpriz ne acaba? Sence sürpriz ne Peppa? Bence sürpriz muhtemelen dinozorlu bir şeydir. Aa, bu da ne? Önce şişirilmesi gerekiyor. Buldum, buldum. Bu bir zıplama kalesi. Peppa zıplama kalesine bayılıyor. Ama bu George içinse neden dinozorlu bir şey değil ki? Bu bir dinozor. Zıplama dinozoru. George zıplama dinozorunu sevdi. Herkes zıplama dinozorunu sevdi. Bu harika. Doğum günü kutlu olsun George. Bay Korkuluk. Peppa ve George bugün büyük anne ve büyük baba domuzun evinde oynuyorlar. Merhaba büyük baba domuz. Büyük muz. Merhaba Peppa. Merhaba George. Büyük baba domuz, ne yapıyorsun sen? Çiçek bahçesi yapıyorum. Oo. Bu tohumlar büyüyüp güzel çiçekler olacak. Tohumları yere saçıyorum. Sonra tohumları toprakla örtüyorum. Oh, nereye gittiler? Tohumlar kayboldu. Çok tuhaf. Buraya tohum koyduğuma emindim ben. Evet büyük baba, seni gördük. Ama şimdi yoklar. Neyse, biraz daha tohum koyalım. Dediğim gibi tohumları, sonra tohumları bu şekilde yere saçıyorum. Küçük bir kuş büyük baba domuzun çiçek tohumlarını yiyor. Hey, bırak tohumlarımı. Demek tohumlarım buraya gitmiş. Küçük kuşun midesini. İki küçük kuş daha gelip büyük baba domuzun tohumlarını yiyor. Aa, şuna bakın. Aa, kış, kış. Bu gürültü nedir? Büyük anne domuz, kuşlar bütün çiçek tohumlarımı yiyor. Biz de kuşları kovalıyoruz. Kovalamanın faydası olmaz, tekrar geri gelirler. Bakın. Bize korkuluk lazım. Korkuluk nedir? Korkuluk, kuşları korkutup kaçıran samandan adamdır. Ne iyi bir fikir büyük anne domuz. Bir tane yaparım. Gelin çocuklar. Hoşça kalın küçük kuşlar. Biz korkuluk yapacağız. Bu büyük baba domuzun bahçe kulübesi. Burada korkuluk yapacak bir sürü malzeme var. Önce iki sopa ve biraz ip lazım. Tamam, biz buluruz. Peppa çubuk buldu. George da ip buldu. Güzel. Çubukları birbirine bağlayıp gövdesini yapacağım. Büyük anne domuz saman ve eski bir kese buldu.
Çok iyi. Samanları keseye koyup başını kapatacağım. Şimdi korkula kıyafet lazım. İşte eski kıyafet çantası. George bir elbise buldu. Şapşal George, Bay Korkuluk elbise giymek istemiyor. Peppa bir ceket buldu. Çok iyi Peppa. George bir şapka buldu. Çok iyi George. Bay Korkuluk'a bir de yüz yapmak gerekiyor. Evet doğru. George'la sen yüzünü çizmek ister misiniz? Evet lütfen. George gözlerini ve burnunu, Peppa da ağzını çiziyor. Harika oldu. Bay Korkuluk hazır. Yaşasın. Küçük kuşlar büyük baba domuzun çiçek tohumlarını arıyor. Bakın, küçük kuşlar yine geldi. Merak etme Peppa. Bay Korkuluk onları korkutup kaçırır. İşe yaradı. Bay Korkuluk kuşları korkutup kaçırdı. Yaşasın! Güzel. Artık çiçek tohumlarım yenmeyecektir. Aa, büyük baba. Ama kuşlar çok üzgün görünüyor. Evet, çok aç olmaları lazım. O yüzden bunu getirdim. O nedir büyük anne? Bu bir kuş yemliği. Büyük baba, biraz tohum verir misin lütfen? Gelin kuşlar, yemek vakti. Artık yemek için kendi tohumları var. Yaşasın! Küçük kuşlar yine mutlu. Peppa büyük babanın tohumlarının yenmeyeceğine sevindi. Ama kuşların aç kalmayacağına daha çok sevindi. Peppa Pig.